8 yaşındayken annem öldü. Babam gitti, hapishaneye düştü. Zaman zaman işte ne yapayım, yani kaldık ortada. Yani bahanımız yok, bir şeyimiz yok. Amcamlar biraz, amcamın bir Oveyi amcam vardı. O çok iyiydi. Yani yine çok acıktı mıydı, onun evine gidiyordum şimdi Allah için. Ama o bir öz amcalarım fazla ilgilenmiyordu yani. Allah ne verdiyse, hiçbir şey yoksa o Oveyi amcam hanımını çağırdı. Derdi ki, Türkmen bak benim canlarım gelmiş. Yani biz yetim kaldık ya. Hiçbir şey yoksa bir tas turşu koy, yanına da biraz çökelik koy. Yani yemek falan yoksa bizi doyurmadan bırakmazdı yani. Bu arada ben okula gitmedim. Annemin öldüğü sene, zaten ben 8 yaşındaydım o zaman. O zaman hoca önüne gidiyordum. Elif B'yi öğrendim, yani Elif cüzünün harflerini öğrendim. Eskimez yazıyı. O arada benim emsallarım da okullara gidiyorlar. O zaman onlar ders çalışırken baktım, biraz şöyle dinledim. O arada ezberledim. A, B, C'yi ezberledim. Dedim ki, ya siz okula gidiyorsunuz, daha A, B, C'yi bile bilmiyorsunuz dedim. Siz dedim, nasıl yapıyorsunuz? Dediler, ya kendi biliyormuş gibi konuşma dediler. Yani benim de faydam, benim onu ezberlememin başlıca sebebi, Elif B'yi biliyordum ya. Elif B, T, S, E ile. O birinde onu bildiğim için çok kolay ezberledim yani. Şimdi dedim ki, ya ne bilmezdi dedim. Ben okuyayım dedim. Bir okudum dedim. Onlar hepsi şaşırttılar. Dediler, sen ne biliyorsun? Dedim, şöyle yani kendimi onlara öğrettirdim ama nasıl onu öğretir gibi ben kendimi öğrettim yani. En iyi çalışan kim? Diyelim ki Ahmet iyi çalışıyor. Dedim ki, gel seni biraz çalıştırayım. Şimdi ona dedim ki, şu bir oku bakayım dedim. Bir okudu. Ondan sonra bir de ters okuttum. O arada diyorum ki, ha A böyleymiş, yani şekil olarak A böyleymiş, B şöyleymiş derken şeyini, ismini ezberlediğim gibi harflerin şeklini de öğrendim. 15-20 dakika, yani buraya oturduğumuz dakika falan anca oldu yani. Ondan sonra gittim Samanlı'ya. Samanlık'ta birbirine utanıyoruz yani, çocukluk ya. Utanıyoruz birbirine çatmak için, böyle uğraşıyorum yani. O vaziyet, okuyup yazmayı da öğrenmiş olduk işte. Aklıma düşünüyorum, ne yapayım, nasıl gideyim falan. Aklıma öyle bir şey geldi. Şöyle bir 50 santim uzunluğunda bir çıra yonttum. Kalınlığı da şöyle aşağı yukarı 20 santim falan. O zaman elektrik yok, gaz da yok. Yani tek elektrik değil, yani bir de gaz da yok. Gittim o çıra kütüğünü sattım 2,5 liraya. Ondan sonra gittim bakkala, dedim ki ben bununla başörtüsü boncukları vardı eskiden, pul polat diye başörtülerin kenarlarına işleme yaparlardı. Gittim onunla boncuk aldım. Bakkal da beni sevdi, hani dedim satmak için alıyorum dedim, nasıl bir şey alayım diye. Zaten 10 dal yapıyordu yani 2,5 liraya. O dedi ki, sen dedi iyi bir çocuğa benziyorsun dedi. Bu dedi hem satılmaz, sana tek renk versem dedi olmaz. En iyi satılanlardan dedi. Bana iki çeşit
boncuk verdi. Kendisi de kendinden de verdi. Sattım, götürdüm, parasını verdim tabii. Şimdi ben o zaman esnaflığa başladım yani. Yumurtayla, bulgurla artık nasıl rast geldiyse ele verdim. Yumurtayı alıyordum 4 kuruşa, toptancıya 5 kuruşa veriyordum. Yani 1 kuruş da oradan kar ediyordum yani. O vaziyet zaman geçti, babam da tabii o arada çıktı. Analığım da geldi. Analığım da gelince artık biz onun bunun yanına hizmetkar durmaya başladık. Yani o işte bitmiş oldu. Abim benden önce, bir sene önce İstanbul'a gelmişti. Burada annem tarafından şey vardı, inekleri sağan, sahamcılar vardı yani. Eskiden böyle makine falan yok. Şimdiki gibi makine falan yok. O sahamcıların sayesinde diyeyim, geldik. Yanlarında samanlıkta yattık. Yoksa ev yok, köy yok, şimdiki gibi bir akraba da yok. Yani en yakınımız oydu. Geldik onların yanında samanlıklarda yatmaya başladık. Eskiden damper falan da yoktu. Yani yokluklar ülkesiydi ya. O zaman bir tane bir Abdullah isminde birisi vardı. Herhalde Çerkez'di bu. Ben o zaman 14-15 yaşlarındaydım ama çok çalışkandım. Çalıştığım için taş götürürdü. Eskiden beton da yoktu böyle. Taşla yaparlardı, gecekondu yaparlardı. Gelir ilk beni alırdı yani. Başkasını şey yapmazdı. Herkes toplanırdı. İş, o zaman iş yok. Olmadığı için herkes hücum ederdi. Ama o hiçbirini almazdı. Beni alırdı. 5-6 dakikada bir kamyon taşı boşaltırdım yani. Onun için hep beni götürürdü. Buraya geldik, dert bitmiyor. Yani şimdiki gençler cennette yaşıyor. Şimdikiler kıymetlerini bilsinler. Hem dünyayı hem de ahireti bir arada götürsünler. Allah'ıma çok şükür. Ben anlattığım gibi yetim büyüdüm. Kendi kendime iş kurdum, icat ettim. Kimsenin 5 kuruşuna tenezzül etmedim. Bilinçli olarak kimsenin 1 lirasını yemedim bugüne kadar. Bundan yana çok mutluyum. Çünkü neden? Başkalarının bu şimdi üzerimde hakkı olsaydı ben kimi bulur da kime borcumu ödeyebilirdim ki? Kime hakkını helal ettirebilirdim? Bakkalda elektrik yoktu. O zaman gıtlık vardı. Mesela sana yağ yok satıyordu yani. O yağ gıtlığı vardı. Sana yağ değil, tüm yağlar yoktu. Ben o zaman 17 koli yağ alıyordum. Bana bakkala da gelmedi. Merkez Hasan Yavuz yani meydan orasıydı. Geliyordu oraya araba. İstersen gidip orada bekliyorduk. Yani ne günü gelecek diyelim, salı günleri ya günü. Gidip orada bekliyorduk ne zaman gelirse. Benim 17 koli aldığım yağı 4 koliye düşürdüler. Yani bunu yani mecburen, yani yalan söylüyorduk. Mecburen yalan söylüyorduk. Adam geliyor, sana yağ var mı? Yok. Kendi müşterimize veriyorduk. O adam, kendi müşterimiz ekmek alırken veya makarnasını alırken çantasını uzatıyordu. Şimdiki gibi değil, çanta vardı. Çantayı uzattığında ona yağını da koyuyorduk, çayını da koyuyorduk. Ne çay var? Çay Türkiye'nin çayı ya, ürettilen yani hep denize döktüler ondan sonra. Otobüsü daha yeni almıştık.
Hasan Yavuz'dan yukarıda geçmiyordu yani. Oradan yukarı geçmiyordu. Oraya gidiyoruz, oradan çuvallarını alıp Beykoz'a gidiyoruz. Beykoz'da tek elden çayımızı, sigaramızı. Bir çuval alıyoruz, fazla da alamıyoruz. Gaz yağı da yok. Çubuklu'da depolar vardı, gaz benzin depoları vardı. Şimdi kaldırdılar. Oradan gitti bize bir tanker gaz getirdi. Benim var 2 varil, başka yok. Köy yani olduğu gibi mahalleyi çağırdım yani. Herkesin kaplarını doldurduk. Fakat kim para verdi, kim vermedi bilmiyoruz yani. Yeter ki mahallede gaz olsun yani. Biz artık parasını da göze aldık yani. Yani onu gözümüz görmüyor. Millet karanlıkta kalmasın. Burası olduğu gibi şu acarların olduğu yer meşelikti. Bacak kalınlığında meşeler vardı. Arka taraf çayırdı. Aşağıda bir güzel su vardı. Onun üstünü falan hep kapattılar yani. Burada Esmer vatandaşlar çadır kuruyorlardı. Ekseriyet o eskiden maşa meşhurdu yani. Diyorlardı ya, hanım maşa geldi. Şimdi onlar onu yapıyorlar. Demircilerdi yani bir kısımları. Sanatkarlardı. Burada affedersin hayvanlar yayılıyordu. Hiçbir şey yoktu. Buradan nereye kadar? Bak benim o Ziraat Bankası'nın orada tek tüktü yani. Böyle şimdiki gibi binalar falan yoktu. Ben ekseriyet Çavuşbaşı'ndaki esnafa mal veriyordum yani. Burada da 15 ev vardı. Benim geldiğimde ben 16. evim yani. Burası da derken mezarlığın oradan tut, yukarı Çınarlı Çeşme var yukarıda. Oraya kadar hepsi 15 ev vardı. Ben 16. ev oldum yani. Buranın hepsini tanıyorum. Şu an benden yaşlı 5 kişi anca var. Ben buraya gelenden sonra. İşte diyorum ya, yol da yoktu, araba da yoktu. Buradan Hisar'a gideceğiz. 2-3 tane minibüs vardı. Onların da deniz yollarındaki insanları götürüp getiriyorlardı. Bizi arabaya almıyorlardı bile. Buradan Hisar'a kadar kışın çamurda, ayağımızda çizme, koşa koşa. Hani dedim ya, Silahtar Sünnet Köprüsü'ne işe gittim ben buradan diye. O zaman o çamurda, çökekte koşa koşa vapura yetişmek için minibüsten önce biz Hisar'a inerdik yani. Allah razı olsun yani, şimdi cennet hayatı yaşıyoruz. Yani şimdiki gençler o kadar yani şanslı ki. Yeter ki yani bir şeyi unutmamak lazım. Önce ahireti, ondan sonra da anayı babayı. Bunların hiçbir zaman unutmamak lazım. Saygılarını saymaları lazım. Yani varlıklarını bilmeleri lazım. Verici Allah'ın olduğunu bilmeleri lazım. Çünkü biz çok çektik. Yokluk da çektik. Çok şükür aç kalmadım. Yani aç kalmadım ama işte diyorum ya, en ağır işlerde çalıştım. Yani yeter ki yani kendi kendimi geçindireyim diye kimsenin de haramına el uzatmadım. Allah'ıma şükür. Allah da bize verdi. Şimdi iyiyiz Allah'a şükür. Hepsi var.